tüm Türkiye'nin başı sağ olsun bir kez daha ve geçmiş olsun diliyoruz tekrardan. Şu anda Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Adıyaman merkezden dışarı çıktık sabah erken saatlerinde ve köyleri dolaşa dolaşa öncelikle Adıyaman Besni ilçesi, ardından Gölbaşı ve köyleri dolaşarak bu noktaya kadar gelebildik. Gölbaşı'nda ilçe jandarmanın hemen karşısındayız. Karşısında hemen 4 katlı bir bina vardı ve tamamen yıkılmış ama hemen yan tarafında Yaşar Apartmanı var. Ağır hasar almış durumda. Burayı neden anlatıyorum? Şundan dolayı şu anda fay hattının tam üstündeyiz. Tam kırıkların olduğu yerdeyiz. Görgü tanıklarından da aldık. Görüntülerde de gördüğünüz gibi yol tamamen çökmüş ve tam bir çizgi hattında Adıyaman istikametine doğru gittiğini görüntüleyebiliyoruz. Bu çizgi hattı boyunca aldığımız ve yaptığımız görüşmelere göre bu hattaki binaların birçoğu hasar almış durumda ve ağır hasarı ve birçok binada yıkılmış durumda. Durum bu şekil. Fay hattının olduğu noktadayız. Her taraf patlak. Karşı bina patlamış. Canımızı zor kurtardık. Allah'a şükür bizim bir can kaybımız yok ama 9 kişi bir yan binadan gittiler. Görüyoruz işte. Fay hattı tam bu evin önünden geçiyor. 2 metre aşağı gitti evler. Bu hattaki bütün binalar? Bütün binalar hasarlı yıkılmıştı. Eskiden belli de söylüyorlar fay hattı. Çok önce alınmış buralar. Fay hattı buradan geçiyor diye söylerlerdi. Peki buna rağmen bir önlem vesaire alınmış mıydı? Müteahhit yaptı burasını. 4 kat verdiler. 8 kat yaptı. Önlem bir şey alınmamıştır. Sadece bir betonunu sağlam atmış. Yıkılmadı. Çok şükür ayaktaydı. Diğer evlerde durum ne? Diğer evler bu yan bina. Çok kötü durumda. 9 tane cenaze çıktı. 11 tanesi sağ kurtuldu. Kurtardık. Biz kendi çabamızla kurtardık. Şu anda da ben zaten 3 gün oldu Birenşehir'e. Akrabaların yanına kaçtım. Geldim, zinnet eşyamı aldım, tekrar gideceğim. Gölbaşı'nda Besni'de son durum şu, birçok binaya hala dokunulmadığı belirtiliyor. Maalesef bina içlerindeki cansız bedenin çoğu çıkartılsa da hala çıkartılmayanlar olduğu ifade edildi. Köylerde gene aynı durum. Adıyaman'da son durum bunlar enkazlarda. Bir yandan enkaz kaldırma çalışması da yapılıyor, o bilgiyi de verelim. Numuneler, herhangi bir numune vesaire alındığını görmedik. Ama şu bilgiyi de vereyim. Gündüzleri hava açık olmasından kaynaklı sıcak ama insanlar ciddi anlamda gece soğuğundan kaynaklı bir an önce çadırların ve sobaların getirilmesi talepleri yükseliyor. Gölbaşı'nda da Besni'de de ve özellikle kırsal alanları olan köylerde acil çadır ihtiyaçlarını olduğunu dile getiriyorlar. Ben Metin Yoksu, Adıyaman Gölbaşı'ndan bildirdim. İlerleyen saatlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim.